güç konusuna geldik. Güç konusu için arkadaşlar kavram olarak gücün ne olduğunu söyleyelim. Güç birim zamanda yapılan işe güç denir. Şimdi bir iş herkes tarafından yapılabilir ama daha kısa zamanda yapılması arkadaşlar daha güçlü olduğu anlamına gelir. Yani işi hesaplarken normalde F çarpı X yapmamız yeterliydi. F ile X birbirlerine paralel olacaktı. Fakat gücü hesaplarken birim zamanda yapılan iş dediğimiz için güç eşittir iş bölü zaman olacak arkadaşlar. Zamanı da kullanmam gerekiyor. İş yerine F çarpı X yazdım. Zaman yerine de T yazdım. Gücün formülü bu hale gelmiş oldu. P eşittir. Güç eşittir. V bölü T. Aynı zamanda F çarpı X bölü T olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar iş bölü zaman. Önce işi hesaplayacağız sonra zamana böleceğiz. Arkadaşlar güç için işlem farkı bir zaman kavramında olması. İşin birimi jül olduğu için arkadaşlar güç içinde saniyeye böldüğümüz için gücün birimi jül bölü saniye birimi. Jül bölü saniye biz ona watt diyoruz arkadaşlar. Jül'ün açılımı aynı zamanda hatırlarsak Newton çarpı metre Jül'ün açılımı bölü saniye yine watt demektir. Newton'un açılımı da kilogram metre bölü saniye kareydi. Bir metrede burada olduğunda çarptığımızda kilogram metre kare bölü saniye küp de watt demektir. Bakın arkadaşlar şunu söylemeye çalıştım. Jül'e baktığımız zaman Newton çarpı metre ya da Newton'un yerine de kilogram metre bölü saniye kare dediğim kilogram metre bölü saniye kare dediğimiz zaman jül yerine bu ikisini kullanabiliyoruz. Watt'ın yerine de güç birimi olan watt'ın yerine de jül bölü saniye önce onu söyleyelim. Jül bölü saniye. Çünkü zaten işi zamana bölüyorduk. Aynı zamanda Newton çarpı metre bölü saniye arkadaşlar aynı zamanda kilogram metre kare bölü saniye küp diyebiliriz. Bakın burada bir tane saniye fazla. Kilogram metre kare bölü saniye kare jülün açılımı. Kilogram metre kare bölü saniye küp de wattın açılımı. Buna dikkat etmeniz lazım. İşin formülüne F çarpı X. Önce işi buluyormuş gibi yapıyoruz güç içinde. F çarpı X yapıyoruz ama T'ye bölüyoruz. Yani gücün formülü V bölü work bölü time. V bölü T olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar aynı zamanda bir de gücün bir formülü daha var. Şimdi V bölü T kullanıyoruz ya, iş bölü zaman yapıyoruz ya. F çarpı X bölü T dediğimiz zaman şu dikkatinizi çekmiş olmalı. X bölü T de arkadaşlar ortalama hız. O zaman gücün formülü aynı zamanda F çarpı V ortalama da oluyor. Arkadaşlar V bölü T var. Onda bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda F çarpı V ortalama da oluyor arkadaşlar. İki türlü de bulabiliyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem hızı kullanabiliyoruz hem de direkt V bölü T'den kullanabiliyoruz. Eğer hızı vermişse arkadaşlar o zaman F çarpı V formülü kullanmayı unutmuyorsunuz. Güç için gücün yani iki tane formülü var. Bakın dikkat ederseniz V bölü T, F çarpı V ortalama. Yani iş bölü zamandan da bulabiliyoruz. Kuvvet çarpı ortalama hızdan da bulabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada bir aklında olsun var. Eşit sürelerde çok iş yapan az iş yapandan daha güçlüdür. Yani bir saatte daha çok iş yapan daha güçlüdür. Aynı işi kısa sürede yapan arkadaşlar tabii ki daha güçlüdür. Mesela birinci kattan beşinci kata bir çuval taşıyacağız. Bunu daha kısa sürede yapan herkes birinci kattan beşinci kata taşıyacak ama bunu daha kısa sürede yapan daha güçlü olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. P eşittir V bölü T'de. Eğer aynı sürede daha çok iş yapan daha güçlüdür. Aynı işi P eşittir V bölü T'de. Aynı işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür. Buna göre denklemden de yapabiliriz. Ve güç eşittir iş bölü zaman diyebiliriz. Sorularına gelelim. Sürtünmesi önemsiz düz bir yoldaki cisme yatay ve sabit 20 Newton'luk kuvvet 200 santimetre yol boyunca uygulanıyor. Uygulama süresinde vermiş gücün formülü. P eşittir work bölü time V bölü T F çarpı X bölü T. F'imiz arkadaşlar 20. X'ini de metreye çevireceğiz. 200 santimetre dediği için 2 metre bölü T'miz de 20 saniye olduğu için arkadaşlar zamanı saniye alacağız. O da saniye olarak vermiş zaten. 20'ler gitti. Cevabımız 2 watt çıkmış oldu. K cisminin yatay düzlemde 24 metrelik yol boyunca 20 Newton'luk yatay kuvvet şekilde gibi etki ediyor. Bu işlem için geçen süre 1 dakika olduğuna göre yine aynı şekilde arkadaşlar önce işi bulacağız bu. Gücü bulurken de işi zamana böleceğiz arkadaşlar. F'in 20 Newton olduğunu söylemiş. 24 metre olduğunu söylemiş. T için 1 dakika olduğu için 60 saniye olduğunu söylemiş.
20'yi 60'a böldük 3. O da arkadaşlar 8 watt olmuş olacak. Dakikayı saniye çevirdiğimizde lütfen dikkat edin. 1 dakika dediği için 60 saniye oldu. Gücü vermiş. P eşittir V bölü T arkadaşlar. Gücün değerini vermiş. 500 kilowatt. Arkadaşlar kilovatı şimdi jül cinsinden istediği için benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Vata çevirmem lazım. O da 10 üzeri 3 ile çarptığım zaman arkadaşlar dikkat ederseniz 500 bin watt oldu. Eşittir V bölü T enerjiyi soruyor. Bu işi soruyor. Zamanda 1 saat vermiş arkadaşlar. Biz saniye olarak alacağımızı söylemiştik. 5 çarpı 10 üzeri 5 eşittir V bölü 1 saat kaç saniye? 1 saat 60 dakika, 60 dakika, 1 dakikada 60 saniyeden 1 saat 3600 saniye. O zaman çarptığımız zaman 5 çarpı 36, 180. 2 sıfır da buradan geldi değil mi arkadaşlar? 180 çarpı 10 üzeri 7 jül yaptı. O da 18 çarpı 10 üzeri 8 yapmış oldu arkadaşlar enerjimiz. Evet, sabit hızlarla çıktığını söylemiş arkadaşlar. Sabit hızlarla çıkıyor. Güçlerini soruyor. P eşittir V bölü T. Süreler verilmiş. Yapılan işler de arkadaşlar yukarı doğru çıkarttığımız için kuvvetimiz G kadar olacak. Yani F çarpı X bölü T diyeceğiz ya. Arkadaşlar T'ler belli, tabloda verilmiş. X'ler de yükseklikler H. Arkadaşlar kuvvette ağırlıklar sabit hızla çıkardığımız için ağırlığı kadar bir kuvvet uygulamamız lazım. O zaman G çarpı H bölü T diyeceğim. Burası G çarpı H bölü de T. 2G çarpı 2H bölü 2T'den 2G çarpı 2H bölü 2T'den arkadaşlar 2GH bölü T. Buradaki ise yine G çarpı 2H bölü T olmuş olacak. Dolayısıyla ilki 1GH bölü T'ydi. 2GH bölü D, 2GH bölü T. Demek ki L ile M'ninki eşit olacak. PL eşittir PM büyüktür PK diyebiliyorum. Şekildeki düzeneklerde K ve L motorları M ve 2M kütleli cisimleri sabit hızlarla 3H ve 2H yüksekliğe 2T ve T sürede çıkartılıyor. Yine gücü sorduk. PK eşittir V bölü T. Arkadaşlar MG kadarlık bir kuvvet uygulamam lazım sabit hızı yukarı çıkartabilmem için. F çarpı X bölü T'de ilk F'imiz MG. X'imiz 3H kadar yukarı çıkartıyoruz. Sürede 2T. L için ise yine V bölü T diyeceğim. Arkadaşlar F'im 2MG kadar. X'imiz ise ne kadar yol almış? 2H kadar yol almış. O zaman 2H bölü süre de arkadaşlar T olacak. Dolayısıyla 4MGH bölü T diyorum. Burada da 3 bölü 2MGH bölü T. Oranlarsak PK bölü PL'yi arkadaşlar 3 bölü 2MGH bölü T'leri yazmıyorum. Bölü 4. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. O da arkadaşlar 3 bölü 8 yapacaktır oranladığımızda. Evet, 6. sorumuz. K motoru 50 kilogramlık kütleli cismi 20 saniyede, L motoru 50 kilogramlık cismi 10 saniyede. Bakın aynı arkadaşlar kütleli cismi aynı yüksekliğe çıkartıyorlar ama L daha kısa sürede çıkartıyor. Demek ki L daha güçlü. Aynı kütleli cismi aynı yüksekliğe çıkarttığımız için yapılan işler aynı ama L daha kısa sürede çıkardığı için L daha güçlü. Arkadaşlar yaptıkları iş eşit. K'nınki fazla değil. Yaptıkları işi zaten MGH diyoruz arkadaşlar. 50 kilogram olduğu için 50 çarpı 10 çarpı aynı yükseklik kaç diyoruz? Her ikisi için de bu formülü kullanıyoruz. Ama gücü bulurken 500 haşı enerjiyi birinde 20'ye bölüyoruz K için. L için ise 500 haşı 10 saniyeye bölüyoruz arkadaşlar. L daha güçlü çıkıyor. Daha kısa sürede yaptığı için. Evet, 15 saniyede gelmiş arkadaşlar. F'i P eşittir. F çarpı X bölü T. F'im 20. X'im 30 metre. T'miz de 15 saniye. O zaman 15 ile 30 sadeleşti. Burada 2 kaldı. O zaman P'miz 40 watt olmuş olacak. Gücü 1500 watt olan enerjisini sormuş. Arkadaşlar P eşittir V bölü T. 1500 olarak verilmiş. 1500 eşittir V bölü 2 dakika verdiği için saniye çeviriyordum. Zamanı saniye almam lazım jül kullandığım zaman. 12, 180, 10 üzeri 3 mü yaptı arkadaşlar? Ve buradan 180, 10 üzeri 3 yani 18 çarpı 10 üzeri 4 yapmış oldu arkadaşlar jül. 80 kilogram kütleli Sami yüksekliği 20 santimetre ve genişliği 30 santimetre olan 20 basamaklı merdiveni sabit hızda 2 dakikada çıkartıyoruz. Sami'nin gücü. P eşittir V bölü T.
Arkadaşlar 80 kilogram dediğine göre 800 Newton mg'den dolayı. Arkadaşlar basamaklarda neye dikkat edeceğiz? Yüksekliklere dikkat edeceğiz. Genişlik önemli değil. Yükseklik 20 santimetre, o zaman 0,2 metre. 20 basamak olduğunu söylüyor. 0,2'lerden 20 tane yükseklik var. O zaman 0,2 çarpı 20'den 4 metre olacak. O zaman 4 metre yukarı çıktı. Zamanda 2 dakika olduğu için 120 saniye olarak değerlendirdik. O zaman bu sıfırla bu gitti. 3, 80 bölü 3 watt olmuş olacak. Hangisi güç birimidir diyor. Arkadaşlar V bölü T'den watt geliyordu. Watt jül bölü saniyeydi. Arkadaşlar yine kilogram metre kare bölü saniye küptü. Newton çarpı metre bölü saniyeydi. Bu doğru. Bu işin birimi. Jül bölü saniyede gücün birimi 1 ve 3 diyebiliriz. Gücü hangi formülle hesaplayabiliriz? İş bölü zaman, enerji bölü zaman, V bölü T doğru. V iş MGH olabilir. Yer çekimine karşı yapılan iş MGH olabilir. F çarpı V, arkadaşlar hatırlarsak V bölü T yaptığımız zaman F çarpı X bölü T yaptığımızda X bölü T'ye V diyorum. Onun için F çarpı V. V çarpı T yanlış olur. V bölü T dememiz gerekiyor.